Merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Bugün size Alien Online Free to Play'in ilk bakışını çekeceğim. Gördüğünüz gibi şurada bir odanım var. Onu çekmeyeceğim. Asıl çarımı işte gladiatör de neyse boşver. Karakter oluşturmaya gidiyoruz. Ben Helios'um. Asmodeus'u açamıyorum. Uyarı da geldi zaten. Helios güneş olan bir bölgede verimli topraklarda yetişmiş bir ırk. Asmodeus'lar ise verimsiz topraklarda yetişen bir ırk. Karanlıkla ölüp ayakları ve elleri pençeye dönüşüp arkalarına garip bir tüy olmuş ırktan dolayı. Neyse, devam edelim. Hadi. Savaşçı, bütün oyunlarda olduğu gibi klasik sınıf, erkek dişi. 10 level olduğun, 9 level olduğunda yükseliş diye bir görev var. Onu seçtiğinde iki sınıfa ayrılıyorsunuz. Savaşçılar gladiatör oluyor ve tapınakçı, yani templar oluyor. Tapınakçı kalkan ve kılıç kullanıyor. İki el de kullanabilir de. Gladiatör ise iki el böyle mızraklar falan kullanıyor. Atak sınıfı. Tapınakçı da daha çok savunma sınıfına yönelik bir sınıf. Keşifere de aynı. 9'una gelince suikastçı, yani assassin veya avcı ranger oluyor. Rangerlar, yani avcılar, ok kullanıyor. Suikastçılar iki bıçak kullanıyor. Büyücü, ruh çağırıcı, Splitmaster veya sword sihirbaz oluyorlar. Yine kız erkeği. Papazlar, chanter veya cleric, ruhban veya kantor. Ama ruhban can basan sınıf, kantorsa atak sınıfı. Mühendis, gunner, ateş etme özellikleri, nişancı yani. Ya da ethertech, İngilizcesini bilmiyorum. Robota dönüşüyor, şu arkasında gördüğünüz robota. Sanatçı, sadece barda dönüşebilen bir sınıf. Kızı, ben büyücü atacağım. Kızı atacağım, erkek karakteri yakıştıramıyorum büyücüye. Devam. Şöyle. Bu iyi ya. Bu da iyidir. Kanatlar, beceri, yorer. Bu ilk dördü sihirbaza özgü yeteneklerdir. Ruh çağırıcı, Splitmaster. Bu da. Şunu tam bilmiyorum ama ne yazık ki. Genç. Ona ilginç bir şeyler anlat. Bu iyidir. Ad. Bakalım. Tabii ki de hayır. Şey de var ya. Sen. Neyse, bunu kullanalım. Ön izleme, kıyafet. Buradan çeşitli şeyler var. Aa bak, bu iyiymiş ama. Ateş. Ben bunu seçiyorum. Ya bunlar ilk açılışta olmuyor. 65 level olunca böyle şeyler oluyor, ortaya çıkıyor. 65 olunca kıyafetiniz. Ama göğüsler açık durdu ya. Yok ya, bu iyidir. Beceriler. Sınıfların özel becerileri. Şunu bir kapatalım. Yüz uyarlamaları. Yüz şekli. Göz. Ben yeşil yapıyorum. Sizin şeyinize kalmış, seçiminize. Kırmızı. Saç. Kısa saç ya da sihirbaza özgü güzel bir saç stili. Bakalım. Bu iyi ya. İyi. Aynen. Bir dakika, saç.
şöyle açık sarı, sapsarı. Evet, bu da iyidir. Yüz detayları gülümsemeyi biraz arttıracağım. Çünkü böyle somut bir şey. Böyle duran şöyle üstü. Hah, böyle daha iyi. Tatlı şık oldu. Tatlı oldu. Büyüklüğü biraz küçültek. Tamamdır ya. Tamam, bu iyidir, iyi. Tamam. Adımız Serpin ve başlayalım. Arkadaşlar, videoyu geçiyorum. Çok uzun çünkü. Siz YouTube'dan falan bulursunuz. Geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi karakterimiz bu. Karakterimiz bu, evet. Yüzey. Ya anlatıyor Eğitim ama ben şuradan kapat diyerek bildiğim için geçiyorum. Alev oku. Skillerimizi dizek. Gereksiz. M diyelim önce. Şöyle küçük haritayı açalım. Şöyle de kilitleyebiliriz böyle. Yetenek skill butonunu. Ha arkadaşlar, o seçenekler falan açıyor. Seçenekler tıklayalım. Şurada eylem çubuğu. Ha 3 1 2 böyle yaparak eksi kill yerlere şey yapabilirsiniz. Ben nasıl koysam ya? Böyle koyayım ya. Neyse. Ama zaten ileride işiniz lazım olacak. Şu anda çok da bir şey değil. İleride çok ama çok şey olacak. Lazım olacak. Skill bloklarınız yetmeyecek şunlar. O yüzden açabilirsiniz. Karakter. Şöyle seçeneklerimiz var. Grafikleri iyi. Hoş, güzel. Ses ayarları. Ben biraz düşüreyim mi? Yani neyse, böyle kalsın. Tuş düzeni. Şuradan tuşlara bakabilirsiniz. Neyi nasıl. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Ben şunları iptal edeceğim. Bir işe yaramıyorlar. Tamam diyeyim. İlk görevimizi alalım. Bakalım. Bunu niye yapıyorsun? Ha arkadaşlar, bir şey daha da unutmadan söyleyeyim. Acele et. Şurada Zubab, yani serverin adı yazıyor. Barus, Merus. Şu an yer söyleyemedim. Acemi sunucusundayız. Köye gidince değiştireceğim ana sunucuya. Çünkü oradan bir görev alacağız. Bu ne? Bu ne ya? Oyuncak gibi. Bir dakika. Bu ne böyle? Çizgi film karakteri gibi. Bacaklara gel ya. Neyse, 3 tane şey lazım bize. Yorera. Küçük güç parçası. Bu ne işe yarıyor? B'ye basınca bakın şurada gördüğünüz gibi işaret çıktı. 10 puan arttırıyor. Ama her bir vuruşta bir tane taş harcıyor. İsterseniz bakalım. Bakın gitti taşım. Bir tane oldu için. Tokensleri de unutmayalım, neyse. Yarda değildi. Nyorhera. Nyorhera. Tex. Bizim yerimizi öldürdü ama neyse. Saydı yine de. İnanamıyorum ya.
Bunu niye yapıyor ki? Level aldık. İkinci görevde bize diyor ki kerup tadalı çuvallarını al. Şuraya geliyoruz. Bunları alıyoruz. Zaten bol bol var. İki kere soluna basarak iki kere veya sağa basarak objeleri alabiliriz. Ya da C'ye de basarak alabiliriz. Bize kalmış. Ne oldu ya? Neyse gidelim köye. On level tapınakçı iyiymiş. Artist. Kalesin çiftliği iyiymiş. Arkadaşlar şurada bir görev var. Onu yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Bu köydeki mavi görevleri yapmayacağım. Sarıları yapacağım. Zaman kaybı bana göre. Zaten sarıları yaparak 9 level'a çıkabiliriz. İsterseniz yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Gördüğünüz gibi Akarius bölgesini keşfettiğinde de şimdi içeri gireceğim ve sefer görevleri gelecek. Gördüğünüz gibi. Dikili taşa bağlanan. Şimdi dikili taş neye yarıyor? Hemen söyleyeyim. Bir canavar kestiniz. Öldünüz. Tıkladığınızda burada deriliyorsunuz. Hatta göstereyim mi ya? Neyse. Ya yok göstermeyeyim. Boşver. Ha bir şey daha unutmadan. Öldüğünüzde şurada ruh sağlığı diye bir şey çıkıyor. Buna tıkladığınızda ruhu iyileştir deyip onu geçirebiliyorsunuz. Hemen görevimizi verelim. Hoş geldin Deva. Hoş bulduk. Sen level işin anlamını izleyen Deva. Biz tabii ki de kitap kullanıyoruz. Ve level aldım. Arkadaşlar 4.6.2'de miydi? 4.6'da mıydı? Ne? Bir uygulama geldi. Eskiden kitapları, becerileri böyle satıcılardan gidip satın alırdı. Alırdı. Ama artık bu iş bitti. Şurada skillbook çıkıyor. Buna tıklayarak da skilllerimizi alabiliriz. Böyle bir sistem gelişti de. Bu sistemin güzelliği de para harcamamamız. Çünkü eski yöntemle çok para harcıyorduk ve paramız yetmiyordu. İyi olmuş. Burada küp üreticimiz var. Ama şu an param yetmiyor. Gıda tüccarı, karışık ürünler tüccarı. Burada da simgesi verilmemiş ama normalde şurada simgeler falan veriliyordu. Silah tüccarı, mana taşı sökücüsü. Mana taşını koydunuz mu objeye? Mana taşını sökücüsü ve silah tüccarı. Ben hemen kitabımı değiştireyim. Şunları atayım. Şunlar pek bir işe yaramıyor. Hem de kaldığımı bir dakika süre veriyor. Papazdan buff'u aldım. Çünkü bu buff. Daha demin aldığım buff. Azami AP %10. Fiziksel müdafaa %10. Ve aynı zamanda büyü dengelimi %100 arttırıyor. Papazlardaki yani ruhban ve klerik ve chanter'dakileri ruhban ve kantordaki skill veriyor. Şuradaki görevi aldığınızda bazılarımız bulamıyor. İlk başta ben de bulamamıştım. Şurada bir adam ve ok var. Buna tıklayıp ana sunucuya geçiyoruz. Hemen geçiyor. 10 saniyemiz alıyor bu.
Hemen bakın. Geldi. Bu ana sunucu sadece Türklerin olduğu bir bölüm. 65 Ozan getirmiş ve AFK kalmış. Ben de bunu anlamıyorum ya. AFK değil mi bu? Neyse ya da. Daha önce aldığımız görevi burada verebiliriz ve size 6800 veriyor, iyi bir para. Güzel. Envanteri şimdi genişletin. Bir kere genişletebiliyorsunuz. İkinciyi Sanctum'dan genişletiyorsunuz. Keşif veri sınıflarının aldığı kitap. Sana faydalı bu. Öğretmeni. Savaşçı. Hemen ilk görevimizi yapalım. Görevimiz Kerubum tehdidi. Şöyle de çıkayım. Muranes ile konuşacağız. Hemen gidelim. Neden bu kadar geciktin? İşim vardı. Ben videolara geçiyorum ama sizin eğer ilk kez oynuyorsanız izlemenizde tabii ki faydası var. Hemen şöyle kısa boynuzu Kerub. Bakın bize de verdi hatta. Uf. 52 level Kantor'du. O arada bakmayı başardım tabii ki. Mühendis. AFK değilmiş. Nera. İmurge. Şöyle uzaklaşalım. İmurge. Üç, iki tane daha lazım bana. Şurada geberdi. Ember Game. Nehera. Arkadaşlar, P'yle profilimizi açıyoruz. Yani şuraya. Stigma'yı ve rütbeyi sonra açıklayacağım. Diğer videolarımda açıklayacağım. Bunları sonraki videolarda açıklayacağım. Çünkü bu karakterde hiçbiri yok. O yüzden gösteremem. Yani göstersem de bir şey anlayamazsınız. Diğer karakterlerimde gösteririm. Ya da bunu geliştirdiğimde. PL profili açıyoruz. Buradan koyuyoruz. Pardon. Şöyle değiştirebiliriz. Veya sağla değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi daha demin buradaydı ve buraya çıktı. Böyle otomatik. Buraya açtığımızda burası görev envanteri. Görevin verdiği eşyaları buraya atıyor otomatikman. Öyle çantamız açılıyor. O profilimiz, yani seçeneklerin falan çıktığı şey, oyunu kapatma butonunu. O makroyu sonra anlatacağım. Makronun ne işe yaradığını. Y ile de özel dükkanı açıyoruz. G'de Legion'u açıyor. Şu an bir Legion'um yok ama Legion'da ilerleyen dönemlerde anlatırım. J ile görevimizi açıyor. Sefer görevleri, en önemli görevler. Bunları yapmamız gerek. Savaş görev. J'yi kapatalım. K skill book'umuzu açıyor. Pasif, meslek, duygu ifadeleri. Meslek ise şu yerden topladığımız eşyalar. Arya. Mavi başarıyı gösteriyor. Yani mavi full olunca alıyoruz. Kırmızı ise full olduğumu kaybediyoruz. Hadi. Hayır. Gördüğünüz gibi başaramadım. Ama 2 puana çıktı. Her neyse, bırak şunu. Duygu ifadeleri. Gülebiliriz.
alkışla dans. Farklı şeyler var. Farklı skill'ler falan, duygu ifadeleri. Eylemler çok önemli. Şey, dinlenmeyi etkinleştirebilirsiniz. Veya güç veren kralı taş parçasını. Geri çekilme, bu da şey, bağlandığınız dikili taşa geri dönmenizi sağlıyor. Bu da ek skill olarak bunu da ekleyebilirsiniz. Zincirleri unutmuştum. Beceri listesi. Burada ilerideki becerilerinizi görebilirsiniz. Veya zincir. Hangi becerinin zincir beceri olduğu. Şu an iki becerim var ama ikisi de açık değil şu an. Neyse. Devam edelim biz. V ile arkadaş penceremizi açıyoruz. Benim şu an arkadaşım yok ama ileride yine edinirim. M harita. N küçük harita. Öyle de tekrar konuşma butonunu açabiliriz. Bu kadar önemli olan bilmediğim şeyler. Bir tane daha keseyim, görevi vereyim. Inahara. Imbakay. Biz büyücü sınıfı olarak kumaş giyiyoruz. Deriye keşif elleri ve mühendisler giyiyor. 9 level'a kadar papazlar giyiyor. Papazlar 9 level'dan sonra zincir giyiyor. Ozan özellikleri, büyücüler kumaş giyiyor. Kumaş giyen sınıflarız biz. Mühendisler de giyiyor ama pek görmedim ben. 2-3 kişi neden gördüm şu ana kadar. Bizden 3 tane kerubum sivri dişi temin etmemizi istiyor. Şuradan kalemle de çizeyim. Şuradan şöyle gidip şu köprüden de yapabilirsiniz. Veya direkt şöyle gidip buradan da kesebilirsiniz. Seçim sizin. Ben böyle kısa yoldan halletmeyi istedim. Bakalım. Arkadaşlar videoda dediği şey Ager'in çiftliği burası oluyor. Burası Ager'in çiftliği. Kerubumlar istila ediyor burayı ve çiftçiler kaçıyor. Birinci yerde değil istediğimiz kerublar ikinci çiftlikte. Çiftlik bölümünde. Bizde bunlardan istiyor. Bize bunlardan istiyor. Büyük ayaklı kerub istiyor bizden. Şöyle gidelim. Yüzbaşı Pero. Bu kerukların lideri gibi düşünebilirsiniz. Kesin bakalım ne verecek. Oy, 335 DP verdi. Harun'un avuç suyu MP ile IP dolduruyormuş. In the Hera. Şuradan ben şunu keserek. In the Hera. Hemen gidelim görevi vermeye. Verelim. Arkadaşlar benden şifası EP'mizi azalınca, yani bu kırmızı hayat puanı azalınca doldurmaya yarıyor, böyle dolduruyor. 214 kadarı dolduruyor. Yani canımızı fulluyor resmen.
MHP büyük puan, yani MHP bildiği gibi şu skillleri kullanmamıza yarıyor. En çok ozan özellikleri ve büyücülerde gidiyor MHP. Yani ruh çarjı, ruh ban, sihirbaz, ozan özellikleri, bunlar da gidiyor. Ruh ban papazın sınıfı, karıştırmayın yani. Karıştırmayın. Neden bu kadar geciktin? İşim vardı ya. Bu zincir arkadaşlar rakibin hızını azaltıyor. Gladiatörlere ve suikastçilere karşı güzel bir yetenek. Obje uygun değil. Bu da rakibi bağlıyor 20 saniye boyunca PvP'de, baya bir uzun zaman demek bu da. Ben Sorç mu olayım, Split Master mı? Sen ışığın anlamını ileride bakarım. Deva. Şu fazlalıklardan hemen bir kurtulayım. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yok kanka, sağ ol. 101 lira verdi. Arkadaşlar depo var oyunda. Ama depo burada yok. 10 level olunca, yani ışınlandığımızda, dur hemen göstereyim. Vartheron'da veya Sanctum, Etnan, Heyron buralarda var ama Poeta'da yok. Poeta'ya koymamışlar. Neden bilmiyorum. Yani oyunda depo var ama bu bölgede yok. Bu bölgede yok. Bunu da belirttikten sonra devam edelim. Şu an ikinci görevi yapıyoruz. İkinci sefer görevine elimin bir ricası. Şunu yapıyoruz. Görev sonunda bize silah veriyor ve ağaç sever ünvanını veriyor. Ünvanında görev bitişinde açıklayabilme bir sıfırtı bulacağım. Buluyorum. Hemen şöyle kısa bir özet yapayım o zaman. Ünvan demek, şu an ünvanım yok ama ek özellikler veriyor arkadaşlar. Ünvanı nasıl aktif ediyoruz? P'den, profilden, ünvan bölümüne geliyoruz. Şuradan seçiyoruz. Şurada gözüküyor. Bunu da seçersek. Burada seçersek özelliğini veriyor bize. Ünvanı değiştir deyip de özelliği alıyoruz. Çok meşgul oluyorum. 2 dakikanı ayırır mısın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Goblin. Ben bildiğim için geçiyorum bu videoları. Siz eğer yeni başladıysanız izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Arkadaşlar bu görevi bulamayanlar var. Bize 2 tane uyuyan elimleri canlandır diyor. Bakın bir tanesi şurada. Bu bir diyelim. Diğeri de şunun arkasında var. Arkasında. Nerede? Ha bak şurada. Uyuyan ihtiyar. 2 koyalım onun başına da. Flütle çalıyor ve uyandırıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yaptıktan sonra tekrar o daha demin konuştuğumuz elime gidiyoruz. Yani orman muhafızı Noah'a geri dönüyoruz. Görevi veriyoruz. Sonra arkadaşlar bizden gidip goblinleri kesmemizi istiyor ve onların baltalarını almamızı istiyor. 10 tane. Hemen gidip bakalım. Koşma potum yok. Şu anlık yok. Arkadaşlar size adını söyleyemedim ya. Bir örnek daha vermek istiyorum, bir ipucu. Her 5 level arası 5, 10, 15 beşer beşer level aralıklarıyla o adam gibi buff'u aldığım papazdan hediyeler veriyor. Bu hediyeler ne için, yani şu papaz ne için veriyor? Oyunda level kastığımız için. Oyunu oynadığımız için bize çeşitli hediyeler veriyor. Bunu da açıklayalım. Helios
Elios oynuyorsanız şöyle veriyor. Elios'un refahı 1, 2, 3. Asma oynuyorsanız Asmodiyerlerin refahı 1, 2, 3 diye veriyor. Ben şu anlık Elios oynuyorum. Asmodiyer'in de tanıtımını yaparım belki. Yaparım, evet yaparım. Elios'u bitirdikten sonra. Şöyle bağlayalım. Uzaklaşalım. Arkadaşlar her zaman kaçarak oynama en iyidir. Rakibi kendinize vurdurmazsınız. Hele ki uzak dövüş oynuyorsanız bu çok iyi bir seçenektir. Nerede? Evet. Affedersiniz. Özür dilerim. Şöyle gördüğünüz gibi canım azaldı. Birazdan dolduracağım. Es geçti ya, böyle bir şey yok. İki yeteneğinle es geçti. Canımı doldurmam lazım. Yoksa bir dahaki beni avlar. Şuna bakıyorum. Bekliyorum dolması, çünkü basıp da kalktığımızda işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi hemen doldurdu. Şu ne işe yarıyor? Bu EP'mizin hızla artmasını sağlıyor. Ne demek yani? EP 3 saniyede oluyorsa bunu bastığımızda 1 saniyede dolar veya 2 saniyede. Çok kısalttım ama neyse, böyle örnek verdik. Gördüğünüz gibi 7 level'lar benim 3 katım kadar. 3 veya 5 kere de ölüyorlar. Timber Game. Evet, doldurdum ve şimdi gidiyorum. Şuradan şöyle gidelim. Verdiğimiz adam şurada. Şurada. Biz de buradayız. Böyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar sonra buradan tekrar şuradaki adama geleceğiz. Ağaca, ulu ağaca. Elimlerin lideri diyebiliriz. Hatta şimdi onun önünden geçeceğiz. Görevi söyleyeceğiz. Ondan sonra tekrar geri geleceğiz. Bunu verecek. Buraya geldiğimizde buradaki ulu ağaç Domino, yani ağacın adı Domino. Elim 50 level gördüğünüz gibi. Bunlar 20 iken bu 50. Lider. Bu bize geçmişimizi gösterecek. Geçmişte neydik, kimdik, nasıl biriydik? Çünkü ilk geldiğimizde hafızamızı kaybetmiştik. Ne olduğumuzu bilmiyorduk. Kim olduğumuzu bilmiyorduk. Baygın bir şekilde girmiştik olayın içine. Paralı bir askeriz şu an. 9 level'da bahsettiğim yükseliş görevini yapınca dev olacağız. Kanatlarımız olacak. Kanat uçacağız. Süzülebileceğiz. Hemen konuşalım. Hoş geldin. Özür dilerim. Bu adama bir şey kaçtı ya. Evet, geri gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki ağaca. Şuradaki ağaca. Kısa bir yol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi bizi böyle bir yere attı. Afira dikili taşına. Askerler. Oo, bayağı bir çıkmışız ha. Kitabımız nerede? Bayağı bir iyi ya. Damar gibi. Lady güzel. Bel pardon. Bilmiyorum, ne oldu? Bir dakika ya, sesin geldi. Bilmiyorum, ne oldu?
Memnun oldum. Erkek gibi sesi var. Savaşın aslanlarım. Savaşın. Gördüğünüz gibi asmalar, asmodeyerler ve helioslar. Arkon lejyonerleri. Benim asmodeyerde de çarım var ama ana çarım helios. Helios oynuyorum ben. İlerleyen günlerde videolar çekeceğim. Devam edeceğim. Hadi şöyle birkaç hareket yapalım. Ve gönderdim. Burada sadece nasıl bir olduğumuzu öğretiyor. Normal bir şey değil. 9. level'daki görevde aslında ne yapmamız gerekecek? Hoş bulduk. Kaleye gideceğiz. Yani daha deminki şu köydeki askere gideceğiz. Lan yanlış tuşa bastım ya. Şuraya gideceğiz. Şuradaki askere gideceğiz. Kırmızı iyi ya. Geçip çikolata bulduk. Buradaki askere gideceğiz. Daha demin silah aldığımız ilk geldiğimizde. Şuradaki teleportu kullanabiliriz. Hem bu şöyle uzun bir yol gitmemizdense böyle şak diye ışınlıyor. Ya da şurada bir işimiz var. Şuradaki teleportla da gidebiliriz. Ama tabii ki de şuradaki uçak şeyle şöyle gidebiliriz. Oyun bayağı bir güzel yani. Grafikleri de iyi. Bakımın iyi. Akarius. Gördüğünüz gibi teleportla ışınlandım ve buraya sevk etti. Buna tıklayarak birazdan gideceğiz. O kampa geri gönderiyor bizi. Sen ışığın anlamını izleyen devam. Burada kalıyor. Evet, level de aldım. Kitabımı değiştireyim. Arkadaşlar, ağaç sever unvanını aldık. Ünvanlara geliyoruz şuradan. Aysever hassaslık veriyor. Buradan değiştirdiğimizde adı koymuyor. Hassaslık verdi. Ama gelip de şuradan nerede ya? Ha buradaymış. Şurada tıkladığımızda Aysever Perin çıkardı şimdi önümüze. Suikastçı olmuş. Hayırlı olsun. İnşallah beğenirsin sınıfını. Atak speed. Evet arkadaşlar, daha demin de bahsettiğim gibi papaz verdi. Geldi. 5 level olduk. Buraya. Şifa vereceği uğra. Daha demin gördüğünüz gibi şuradaki yazı Eliosum Legion'u Kükürt Ağacı Kalesi yerini ele geçirdim. Derken şunu kastediyor. Abis. 25. seviyede gidiyoruz Abis'e. Bir görevle. Şuradaki kaleyi ele geçirmiş. Asmo veya Elios olsun. Asmolar ele geçirdiler mi? Asmo tarafına böyle şeyler, skinler falan yolluyor. Skinler bahsettiğim skiller yani yetenek falan yolluyor. Azami IP 110 arttırıldı. Bana onu gönderdi. Şuradaki kale savaş halinde hala. Asmolar veya balorlar alabilir. Şu an yenilebilir durumda. 50 dakika sonra yenilemez. Kayıda mıydı? İşte böyle. Güzel.